Dün bugün yarın da yine çok özel bir konuğumuz var. Bir bakanı ağırlıyoruz. Bir dışişlerini, eski bir dışişleri bakanını ağırlıyoruz. İngiltere eski dışişleri bakanı ve İşçi Partisi'nden milletvekili Jack Straw konuğumuz. Mr. Straw, welcome first of all to dün bugün Sayın Bakan, öncelikle dün bugün yarına hoş geldiniz ve röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Thank you. You have a great Turkish. Evet, teşekkürler. Türkçeniz harika. Tüm dünya için en sıcak konu olan IŞİD'le başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'le mücadele konusunda Irak ve Suriye birbirinden ayrı düşünülmemeli dedi. Siz buna katılıyor musunuz? Yes, I do, because the border between. Evet, katılıyorum. Çünkü Suriye ve Irak arasındaki sınır tamamıyla ortadan kalkmış durumda. Ve IŞİD kesinlikle uluslararası sınırlara saygı göstermiyor. Suriye ve Kuzey Irak'ta IŞİD'e yönelik askeri operasyon ve siyasi çözüm bir bütünün iki parçası olarak görülmeli. İngiltere'de Amerika ile birlikte Irak'ta IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonlarına katılıyor. Amerika, Suriye'de askerimiz karaya ayak basmayacak şeklinde bir politika benimsedi. İngiltere'de öyle. Çünkü İngiltere'nin Irak'ta harekete geçmesi yasal ama Suriye için bu geçerli değil. Bunun Suriye'de IŞİD'le mücadele etmek için gerçekçi bir yaklaşım olduğuna inanıyor musunuz? Gerekli bir yaklaşım. Ancak yeterli değil. İngiltere hükümeti diğer tüm hükümetler gibi uluslararası hukuka uymak zorunda ve uluslararası hukukun yorumu farklılık gösterebilir. Ancak 11 yıl önceki Irak Savaşı hakkındaki tartışmalar nedeniyle İngiliz hükümeti askeri harekat için uluslararası yasal bir tezkere olması konusunda hassasiyet gösteriyor. Irak için tezkere mevcut. Çünkü bu, Irak hükümetiyle varılan anlaşma çerçevesinde gelişti. Suriye'de böyle bir tezkere yok. Zira Suriye hükümeti Esad tarafından yönetiliyor. Irak'ta İngiliz askerinin karaya ayak basması için yasal bir engel yok. Tabii eğer Irak hükümetinden böyle bir talep gelirse. Fakat buradaki mevzu aslında yasallıkla ilgili değil. Mevzu askeri ve siyasi. Neredeyse 10 yıldır özellikle güneydeki kara deneyimlerimiz göz önünde bulundurulduğunda bence İngiliz askerlerini hangi sayıda olursa olsun Kuzey Irak'ta görmek konusunda herkes biraz isteksiz. Ben de buna dahilim. Çünkü hedef haline gelebiliriz. Evet, çözüm için hava saldırısı gerekli ama kara askeri de gerekli ve bu kara askeri Iraklılardan sağlanmalı. Evet. Peki Türkiye, Suriye'ye tek başına bir kara harekatı düzenlemesi yönündeki talebin gerçekçi olmadığını söylüyor. Türkiye'nin aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrıları var. İngiltere'nin uçuşa yasak bölge konusundaki tutumu ne? Öncelikle Türkiye'ye ne yapması gerektiğini söylemek İngiliz siyasetçiler ya da İngiliz hükümetine kalmış bir şey değil. Bu sınırları aşmak olur. Türkiye, cihatçılık sorununun ve aynı zamanda Esad gibi bir otoriter rejim sorununun ön saflarında yer alıyor. Türk hükümetinin ve Türk halkının aldığı kararlara saygı duymalıyız. Uçuşa yasak bölge önerisi konusundaysa, bence bu öneri hem Türkiye hem de pratikte NATO çatısı altında İngiltere, ABD ve diğer NATO müttefikleri tarafından çok dikkatle incelenmeli. En nihayetinde çok net bir askeri hesaplama yapmak gerek. Eğer bugün hala hükümette olsaydım şöyle derdim. İşe yarayacaksa hadi yapalım. Yaramayacaksa da yapmayalım. Türkiye, IŞİD ve El-Kaide gibi örgütlerle mücadele etmek için her tür radikal hareketin temel sebeplerine odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Bu temel sebeplerin bölgedeki diktatör ve baskıcı rejimler olduğuna siz katılıyor musunuz? Bence bunlar kısmen temel sebepler. Bu sebeplerin uzun dönemli geçmişine baktığımızda çok agresif diktatörlükler görüyoruz.
Kuzey Irak ve Suriye'de Sünni nüfusa ve diğer azınlıklara karşı çok agresif olan otoriter rejimler gördük. Bu da aslında bu korkunç cihatçıların toplumdan rıza almasını sağlayacak bir ortam yarattı. Diğer bir unsur da genç erkeklerin ve bazı kadınların beyinlerine giren bir çeşit virüs olması. Bu virüs onları normal olmaktan uzaklaştırıyor, korkunç şiddet eylemlerine kapılan agresif psikopatlara dönüştürüyor. Maalesef. Ne yazık ki bununla mücadele etmek için neredeyse tıbbi bir tedaviye ihtiyaç var. İnsanlara bu virüse karşı aşı yapmalıyız. Ben buna belirli bir siyasi çözüm olduğunu sanmıyorum. İngiltere'den Türkiye'ye kadar bu insanlar hükümetlerin sözde başarısızlıklarını kullanıyor. Aslında biz bu insanlara iyi davranmıyoruz. Onlar da bize iyi davranmıyor. Bir çeşit kurban hissiyatı yaratılıyor. Bu durumda da onlar davranışlarının ahlaki olarak mazur görülebileceğini söylüyorlar. Buna karşı koymamız lazım. Evet, Kuzey Irak'taki kaosun nedeni siyasi. Irak'ta kaos, Maliki hükümetinin politikaları sonucu ortaya çıktı. Suriye'de de neden Esad? Ama hepsinin üstünde bir cihatçılık hastalığı var. Peki IŞİD'le ilgili olarak son sorum şu, bölgede IŞİD'e karşı etkin bir mücadele vermek için ne yapılmalı? Çok zor. IŞİD'le mücadelede şimdiye kadar Obama'nın uyguladığı stratejiyi siz destekliyor musunuz? Bir noktaya kadar evet. Fakat strateji konusunda çok daha yoğun bir tartışma yapmak lazım. Açıkça görülüyor ki IŞİD gibi bir sorunla baş edebilmek için acil askeri bir müdahaleye ihtiyaç var. Hava operasyonları yapılıyor. Bu gerekli ama yeterli değil. Iraklıların, Kürtler de dahil olmak üzere karada daha büyük bir çaba ortaya koymasına ihtiyaç var. Ve Suriye'de Özgür Suriye ordusunun dış destekle birlikte daha etkin mücadele etmesi gerek. Irak ve Suriye'de siyasi bir çözüm de olmalı. Çünkü biz insanların çoğunun rızasını geri kazanana kadar cihatçılar sorun yaratmaya devam edecekler. Uzun dönemde ise radikalleşme karşıtı programlarla Türkiye'ye ve Avrupa'ya dönen cihatçıları hapsetmeye devam etmeliyiz. Evet, bence IŞİD'le mücadele için doğru strateji nedir sorusu zor bir soru. Cevabı Nobel Barış Ödülü'nü hak eden bir soruydu bu. Gerçekten çok çok zor. Din adına yapılan savaşlarla başa çıkmak yıllar alabilir. Çünkü insanların aklına giriyorlar. Bakın bizde de tabii şükürler olsun daha az şiddetliydi ama Kuzey İrlanda'da 30 yıl süresince yoğun bir terörizm vardı. Ve nedenleri 16. yüzyıldaki reform sürecine kadar uzanıyordu. Almanya'da 30 yıl kanlı bir savaş sürdü. Biz de PKK terör örgütüyle zorlu zamanlar yaşadık. PKK ile alakalı 40 bin kişi hayatını kaybetti. Evet, maalesef. Korkunç. Sayın Bakan, Türkiye ziyaretiniz bu kez Papa'nın Türkiye ziyaretiyle aynı zamana denk geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile yaptığı ortak basın toplantısında Batı'daki İslamofobi ile ilgili mesajlar verdi. Siz İslamofobi ile ilgili ne düşünüyorsunuz ve sizce bunun önümüzdeki yıllarda Hristiyanofobiye dönüşme ihtimali var mı? Into a Christianophobia in the upcoming years. Well, I think hatreds and suspicions on one side will always feed hatreds. Bence bir taraftaki nefret ve şüphe her zaman diğer taraftaki nefret ve şüpheyi besler. Batı ve Avrupa'nın önemli bir kısmında birçok Müslüman kendini rahatsız hissediyor. Birçok Hristiyan da özellikle Orta Doğu'da yaşamakta güçlük çekiyor. Bazen kiliselere saldırılar düzenleniyor. Suriye ve Irak'ta görüyoruz. Mursi döneminde de bu durum Mısır için de geçerliydi. Ben İslamofobiye karşı İngiltere parlamentosunda yürütülen faaliyetlerde aktif rol alıyorum. Evet.
Benim seçmenim de bu konuda ön saflarda. Çünkü bana oy verenlerin %30'unu Müslümanlar oluşturuyor. İlginç olan şu, İslamofobi en çok Müslümanların pek yaşamadığı yerlerde görülüyor. Buralarda insanlar dinle ilgili bilgiyi televizyondan alıyorlar. Sorunun bir kısmı da kıyafetler. Sorun diyorum ama Hindistan ve Pakistan asıllı çok sayıda kişi özellikle Cuma günü geleneksel kıyafetler giyiyor. Dolayısıyla insanlar IŞİD'i de geleneksel kıyafetler içinde görüp sonra sokakta ya da televizyonda bu kıyafetleri giyenlerle karşılaşınca ikisini haksızca bağdaştırıyorlar. Derin bir sorun daha var. Müslüman olan herkes Yahudilik ve Hristiyanlığın da ne olduğunu biliyor. Çünkü Müslümanlık, semavi dinlerin bir devamı. Mesela Müslümanların çoğu İsa'nın hayatını ve Meryem Ana'yı neredeyse benim kadar iyi biliyor. Çünkü bildiğim kadarıyla ikisi de İslam'da peygamber olarak kabul ediliyor. Ancak durum tam tersi için geçerli değil. Mesela benim Müslüman olmayan seçmenlerimin çoğu İslam'ın ne olduğu ile ilgili en ufak bir şey bilmiyor. Ayrıca İslam Hristiyanlıktan 700 yıl daha genç bir din. Entelektüel ve dinsel gelişimi de dolayısıyla bu kadar genç. İnsanlara Avrupa Hristiyanlığı içinde olmuş korkunç şeyleri hatırlatmak zorunda kalıyorum. Engizisyon ve Hristiyan devletlerin 8 milyon Yahudi'yi kılıçtan geçirdiği soykırım gibi. Bu durum aslında bana İngiltere'de 30 yıl önce kadınlar konusunda karşılaştığımız zorluğu hatırlatıyor. Ya da Afro-Karayipli grupların farklı oldukları için maruz kaldığı muameleyi hatırlatıyor. Önemli olan farklılıklar karşısında saygı geliştirmeyi öğrenebilmek. Peki Batı medyasına, Batı'daki medyaya geçelim. Hem Avrupa hem de Amerikan basınında Türkiye'yi eleştiren birçok makale yer alıyor. Siz bunları nasıl yorumluyorsunuz? Well, not so many in Britain, by the way. İngiltere'de o kadar eleştirel makale yok bu arada. Nasıl yorumluyorum? Öncelikle bir anlayış eksikliği olduğunu düşünüyorum. Avrupa açısından bakıldığında Cumhurbaşkanı Sarkozy ve sonrasında Merkel'in benimsediği Türkiye karşıtı tutum bana göre ön yargılıydı ve eksik bilgiden kaynaklanıyordu. Gerçekten akılsızcaydı. Cumhurbaşkanı Sarkozy burada olsa inkar ederdi ama bence Türkiye'ye karşı bir ön yargı vardı. Türkiye'nin bölgede daha güçlü bir aktör haline gelmesiyle ilgili kaygılar var. Bence bu kaygı Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Türkiye şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO içerisindeki en sadık müttefiklerinden biri oldu. Olmaya da devam ediyor. Ama Türkiye'nin ekonomisi gelişiyor. Gelecekte dünyanın en büyük 10. ekonomisi olması muhtemel. Ve Türkiye gücünü göstermeye başlıyor. Bu da bazı Avrupa ülkelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de rahatsız ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana dünyadaki tek büyük güç olmaya alışmış durumda. Ama şimdi durum farklı. Hemen peşlerinde Çin var. Artık Türkiye gibi ülkeler de ortaya çıkıyor ve bir dakika müttefikiz ama siz de bize saygı göstermelisiniz diyor. Şunu da unutmamalı. Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politika konusunda anlayış seviyesi çok kötü. Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın sadece %10'u pasaport sahibi. İngiltere'de biz her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla pasaport çıkartıyoruz. Gerçekten mi? Evet, evet. Amerika Birleşik Devletleri bizden 6 kat büyük, düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek eğitim görmüş küçük bir dış politika zümresi var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın çoğunluğu ülkenin geleceğinde bir sonraki adımda ne olacağıyla ilgilenmiyor, pek de anlamıyorlar. And have very little understanding. My school, in my school, Georgetown, map of the modern world,
Benim mezun olduğum Georgetown Üniversitesi'nde modern dünyanın haritası geçme kalma dersiydi. Ama o dersi geçemezseniz okuldaki 4 yıllık eğitim hayatınızda hep A artı da almış olsanız mezun olamıyordunuz. Bence bu örnekte sizin anlatmak istedikleriniz hakkında bir fikir veriyor. And recently on Cyprus you had some claims. You have called Kıbrıs, uluslararası toplumu Kıbrıs'taki bölünmeyi tanımaya çağırdınız siz. Birkaç gün önce Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Venizelos'la bir röportaj yaptım ben. Kendisi adadaki doğal kaynakların hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler tarafından eşit şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? As well as Turkish Cypriots, what do you think on this? Well, first of all, I think the reaction by the Greek Foreign Minister is really interesting. Öncelikle Yunan Dışişleri Bakanı'nın verdiği bu reaksiyonu gerçekten ilginç buluyorum. Ada kuzey ve güney olarak resmen bölünmeli önerisini ilk getirdiğinde Kıbrıs Rum kesimi öfkelenmişti. Adadaki mevcut fiili bölünmenin güneye fayda sağlarken kuzeye getirisi olmadığını düşünüyordum. Ancak bu durum giderek değişiyor. Şimdi Yunan hükümeti Kıbrıs Rum kesimi hükümetinin kendilerini aşağıya çektiğinin farkına varıyor. Farkına varıyor olmalarının nedeni belki de Kıbrıs'ta ciddi doğal kaynak sorunları olması. Bence Yunan hükümetinin doğal kaynakların ve petrol doğalgaz gelirlerinin adada adil şekilde paylaştırılması gerektiğini söylemesi mantıklı. Bu çözüm için bir yol olmalı. Ama unutmayın ki Rum kesimi içinde çözüm istemeyen bazı insanlar var. Ne önerilirse önerilsin reddedecekler. Bu sebeple uluslararası toplumun adada bölünmeye gidelim demesi lazım. My view is that the international community has got to say, let's move to partition. Yeah, and as you know, the inter- Evet, siz de biliyorsunuz, adadaki müzakereler Kıbrıs Rum kesimi tarafından askıya alındı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kıbrıs Rum kesimi, Barbaros sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'den çekilmesini istiyor. Kıbrıs Rum kesimi, tabii herkesi kastetmiyorum ama her zaman hayır demek için bir sebep bulacak. İki tarafla yürütülen müzakerelere katılmış Birleşmiş Milletler yetkililerinden kime sorarsanız, kapalı kapılar ardında size söyleyecekleri gerçek bu. Çünkü Rum kesimi adanın tamamını istiyor. İşte burada başladığımız yere, yani 1980 Anayasası'nın çöktüğü noktaya dönüyoruz. Tabii Kıbrıslı Türkler de Rum kesiminin kabul edemeyeceği bazı şeyler yaptılar. Bir taraf %100 haklı demiyorum. Ama siyasi realiteye baktığınızda bana göre Kıbrıs Rum kesiminde herhangi bir hükümetin evet deme olasılığı yok. Her zaman daha aşırı tutumu olan ve müzakerelerden çekilmeliyiz, Avrupa Birliği'ne üyeyiz, teknik olarak adanın bütününü temsil ediyoruz ve en nihayetinde kazanacağız diyecek insanlar olacak. Yapılan en büyük hata ki, bu hataya benim zamanında üyesi olduğum hükümet de dahil oldu. Bölünmüş bir Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesiydi. Ama olan oldu. O zaman buna bir son verelim, adayı resmen bölelim dememiz lazım. Barbaros sismik araştırma gemisinin münhasır ekonomik bölgede bulunmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yunanistan geminin Doğu Akdeniz'den çekilmesini istiyor. Ben bu konuda uzman değilim. Geminin de tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bu konu uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmeli. Ama bir kez daha söyleyeyim, Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı çok mantıklı bir öneri getirmiş. Rum kesiminin bu öneriye uyması lazım. Ve Avrupa Birliği'ne geçelim. Siz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını desteklediniz ve destekliyorsunuz da. İngiltere'nin şimdiye kadar Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'ye gereken desteği verdiğini düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Biz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini hep destekledik. Ayrıca bu destek tüm partiler tarafından sağlandı. İngiltere'de partiler arasında Avrupa Birliği ile ilgili birçok tartışma söz konusu. Ancak Türkiye'ye desteğimiz konusunda bir tartışma yok.
İngiltere'de de şu sıralarda Avrupa Birliği'nden ayrılma ayrılmama tartışması var. Siz İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Neden? Çünkü Avrupa Birliği içerisinde İngiltere'nin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Fransa ve Almanya ile birlikte Avrupa Birliği'ndeki en büyük ekonomiler arasındayız. Fransa ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde uluslararası alanda tarihi bir rol üstlenmiş durumdayız. Avrupa Birliği bizim açık ara en büyük pazarımız. Bence Avrupa Birliği'nden ayrılmak delilik olur. Ama şu çok ilginç. Anketlere göre Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi sesini artırdıkça İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasına verilen destek güçleniyor. Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi sesi çok çıkan bir azınlık üzerinden ilerliyor. Ancak öte yandan da Avrupa Birliği yanlısı sessiz çoğunluk büyüyor. Evet, çok ilginç. Zamanımız daralıyor. Hızlıca hemen başka bir konuya geçmek istiyorum. Enerji fiyatları gerçekten çok düştü. Petrolün varil fiyatı 71 dolara kadar geriledi. Tabii Rusya'ya yönelik yaptırımlar da var. Türkiye ve Rusya arasındaki enerji işbirliğini siz nasıl yorumluyorsunuz? Enerji fiyatları ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Fiyatlar değişken olduğunda ister düşük ister yüksek olsun. İnsanlar bunun sonsuza kadar süreceğini zannediyor. Ancak durum böyle değil. Fiyatlar dibi görür, sonra kademeli olarak yükselir. Bu noktada Türkiye ve Rusya'nın çıkarları bir konuda örtüşmüyor. Çünkü Rusya petrol ve doğalgaz ihraç ediyor, Türkiye ise büyük bir kullanıcı. Rusya ile iyi ilişkiler sürdürmenin Türkiye'nin çıkarına olduğu açık. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken Rusya'ya bağırıp çağırmaya başlamak bir şeydir. Ortak çıkarınız varken başka bir şey. Rusya ve Türkiye arasındaki tarihi sorunlar nedeniyle iyi ilişkiler içinde olmaya bir isteksizlik de var. Umarım bu hafta Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşecek görüşme verimli olmuştur. Rusya Batı'nın yaptırımları karşısında yüzünü doğuya çevirdi. Sizce bu Rusya'yı ekonomik krizden kurtarır mı? Rusya geçen yılın başından bu yana 100 milyar dolar kaybetti. Emin değilim. Çünkü Rusya Çin'in gelişen gücü karşısında oldukça endişeleniyor. Rusya'nın tarihi düşmanı olan Çin'e yüzünü dönmesi bir zayıflık göstergesi ve sembolü. Peki sizce Ukrayna kriziyle başlayan Rusya'ya yönelik yaptırımlar daha ne kadar devam eder? Avrupa Rusya'dan enerji ithal etmeden ne kadar dayanabilir? Fiyatlar düşük olursa uzunca bir süre dayanılabilir. Bakın çok ilginç. Irak'ta sorunlar var, İran'la anlaşma yok. İki büyük petrol üreticisinin üretimi sınırlı. Yine de fiyatlar böylesine düştü. Siz İngiltere'de önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağınızı açıkladınız. Neden? Ve bu arada da oğlunuzun aday olacağını duyduk. Aday olmayacağım çünkü önümüzdeki yıl 69 yaşında olacağım. Hala gençsiniz ama. Evet, evet. Ve tabii ki enerjiksiniz de. Evet, enerjiyim. Ama önümüzdeki yıl siyasette 36. yılımı dolduracağım. 8 genel seçime girdim. Bizde AK Parti gibi 3 dönem kuralı yok. Ama artık değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Kamu hayatında aktif rol almaya devam edeceğim. Bu da çok çalışmayı ve seçmene bağlı kalmayı gerektiriyor. Oğlum benim komşu bölgemden aday. Onun için zorlu bir mücadele olacak. Kazananın az farkla kazanacağı bir sandalye için mücadele edecek. Şu an o sandalye muhafazakarların elinde. Yani siyasete girmek için zor bir yol seçtiği için onu takdir ediyorum. To go that the hard way into politics.
Peki her lider, her siyasetçi zorlu seçimler yapmak zorunda, zor kararlar almak zorunda kalmıştır. Hillary Clinton'ın da Zor Seçimler adlı bir kitabı var ve hepimiz de bu kitabı okuduk. Peki parlamento üyesi ve eski bir bakan olarak kariyeriniz boyunca yaptığınız en zorlu seçim neydi? Benim için bu soruya cevap vermek kolay. Irak'ta savaşa girip girmeme kararını vermek zordu. Ancak kararımı verdim. Üzerime düşen sorumluluğu aldım. Olan biteni göz önüne aldığımda açıkçası acaba doğru kararı verdim mi diye çok endişeleniyorum. Ama hükümetlerin işi seçim yapmak. Yani Irak'ta savaşa girmek sizin aldığınız en zor karar oldu. Biraz da sizin çok sevdiğiniz, hatta aşık olduğunuz kentiniz Blackburn'ı konuşalım. Siz oradan milletvekilisiniz. Her zaman bahsediyorsunuz. Kent için çok da şey yaptığınızı biliyoruz. Blackburn Rovers bu sezon nasıl gidiyor? İyi gidiyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. Middlesbrough'la cumartesi günü oynadığımız deplasman maçında berabere kaldık. Zor bir takımdı. 90. dakikada gol attık. Tartışmalı bir gol olduğu söylendi. Ama o gol Tanrı'nın yanımızda olduğunu gösteriyor. Ligde 6. sıradayız, yani iyi gidiyoruz. Peki takımı Premier Lig'de görebilecek miyiz? Mümkün. Çocuklarıma eskiden söylerdim. Blackburn gibi bir takımı desteklemek karakter gelişimi gibi bir şeydir. Takımın başarısından gayet memnunum. Eskiden insanlar Manchester United tutarsam her hafta kazanırım diye düşünürdü. Ama bunun doğru olmadığını anlayınca bir kısmı Chelsea'yi tutmaya başladı. Evet, takımınıza ben de buradan başarılar diliyorum. Bir dönem şampiyon olduklarını biliyorum. 1995 yılında mıydı? 1995'teydi. 20 sezon önceydi. Fakat bana bir süre önce Galatasaray forması hediye edildi. Evet, Galatasaray benim de takımım. Bir kere bizi yenmişlerdi. Bana hediye edilen Galatasaray formasını avam kamerasının spor salonunda giyiyordum. Neden bu formayı giyiyorsun diye sorup duruyorlardı. Arkasında Stroll 1 yazıyordu. Kazanana bir saygı göstergesi öyleyse. Çok doğru. Evet, basına verdiğiniz demeçlerden birinde şansın her insanın kaderinde önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Öyle, evet. Siz de çok şanslı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben söylediğiniz bu cümleyi çok çok önemli buluyorum. Ben de hepimizin kaderinde şansın çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? If I think about the people I was involved with 45 yıl önce öğrenci siyaseti yaptığım döneme dönecek olursam, etrafımda benden daha kabiliyetli birçok kişi hatırlıyorum. Ama şanssızlardı. Ben de tüm bu yolculuk sırasında kendimi şanslı hissetmedim. Ama gerçek şu ki aslında çok şanslıydım. Davranış psikolojisi alanında çok önde gelen bir isim var. Daniel Kahneman, kendisi Thinking Fast and Slow adlı bir kitap yazdı. Şöyle diyor Kahneman: başarı biraz yetenek, sonrasında da bolca şans gerektirir. Büyük başarıysa çok yetenek ve tonlarca şans gerektirir. Ama aynı zamanda çalışmak da çok önemli, değil mi? Evet, bu doğru. Hangi alanda olursa olsun, eğer başarılı olmak istiyorsanız çalışmanız lazım. Çalışmanın yerini hiçbir şey almaz. Sayın Bakan, size son bir sorum olacak. Röportajı bitiriyorduk ama İngiltere Başbakanı David Cameron'ın 9 Aralık'ta Türkiye'ye yapacağı ziyareti sormayı unuttuğumu fark ettim. İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki ticaret, enerji gibi alanlardaki işbirliğini siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu ziyaretin çerçevesi ne olacak? Görüşmelerde tabii dış politikadaki Suriye ve Irak'taki ortak sorunlar ele alınacak. İran gibi daha geniş kapsamlı konular da konuşulacak. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri ve ticaret, yatırım gibi konularda ortak gündemimiz ele alınacak. İngiltere Başbakanı'nın Türkiye karnesini takdir ediyorum. Kendisi farklı partiden ama Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinin ivmesini yakaladı ve Türkiye'ye odaklandı. Governments of Tony Blair and Gordon Brown had.
İngiltere Dışişleri Eski Bakanı ve İngiliz Parlamentosu'nun 36 yıllık üyesi Jack Straw, bu röportaja ve bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler.